Soru. Şimdi size dinleteceğim ses kaydında ne deniyor? Laurel. Laurel. Şuradan oy kullanabilirsiniz. Laurel. Laurel. Videonun başlığı sizi yönlendirmesin, yanıltmasın. Bak tekrar dinletiyorum. Son kararınız mı? Laurel. 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 Yani mi? Laurel mı? Laurel. Bir kısmınız nereden çıktı bu soru diye düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Delinin biri bir kuyuya taş atmış diye başlayacağım ama bu devirde o delilerin çoğu YouTuber olduğu için bizim örneğimizde bu ses kaydını bir YouTuber sosyal medyaya bırakmış ve 40 akıllı çıkaramamış. Ama bizim kanalın izleyicileri onların hepsinden daha akıllı olduğu için bugünkü görevimiz o taşı o kuyudan çıkarıp bizim kavanozun içine atmak. 14 Mayıs'ta başladı her şey. Chloe Feldman adında bir YouTuber Instagram hesabından bu soruyu sorunca ortalık yıkıldı. Çünkü pek çok kişi o sesin tabii ki Laurel dediğini büyük bir özgüvenle söylerken bazıları da Yeni dediğini düşündü. Hatta bazıları bu ikisinin arasında daha farklı bir şey duyduğunu iddia ettiler. Gary veya Gary gibi bir şey. Bir YouTuber sayesinde sosyal bir fenomene dönüşen, bu tartışmayı başlatan kişi aslında Katie Hetzel adında bir lise öğrencisi. Ders çalışırken Laurel kelimesinin nasıl telaffuz edildiğini öğrenmek için Vocabulary.com sitesine giriyor. Bizdeki Türk Dil Kurumu'nun, TDK'nın sitesi gibi bir yer burası. Hani aklımıza bir kelime takıldığı zaman onun anlamına, doğru yazımına ve telaffuzuna bakmak için giriyoruz ya. Giriyoruz değil mi? Hani bu yaştan sonra Türkçeyi mi öğreneceğiz falan demiyoruz hiç gocunmadan. Sözlüğü kullanıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Bakın Amerikalılar bile İngilizce kelimelerin karşılığı için böyle referans sitelerine giriyorlar. Niye? Ne demişler? Bilmemek ayıp değil diye başlayacağım şimdi ama yine bugünkü deyim kotamı doldurdum. O yüzden konumuza geri dönüyorum hemen. İşte bu lise öğrencisi Katie sözlük sitesini açmış, küçük hoparlör simgesine tıklamış. Laurel. Ama Laurel yerine Yeni dediğini duymuş. Sonra bir kere daha dinlemiş. Laurel. Gitmiş sınıf arkadaşlarına sormuş ve bizim bu videonun başında başımıza geldiği gibi onların da bir kısmı Laurel duymuş, bir kısmı ise Yeni duymuş. Peki bu ses dosyası o sözlük sitesine yanlışlıkla mı konulmuş? Hayır. O zaman onu söyleyen kişinin söyleyişinde mi bir hata var? Yine hayır. Vocabulary.com sitesi bu kelimelerin telaffuzunu uluslararası fonetik alfabeye ve onun kurallarına hakim ve diksiyonu çok düzgün kişilere yaptırıyor. Bu kelimeyi de New York'taki müzikallerde oynayan J. Aubrey Jones adında bir opera sanatçısına söyletmiş. Kısaca söylenen kelime teknik olarak gerçekten de Laurel. Bakın burası önemli. Söylenen kelime diyorum. Duyduğunuz kelime demiyorum. Twitter'da yapılan bir ankete dünyanın dört bir tarafından katılan 500.000 civarında kişinin neredeyse yarısı, %47'si Yeni duyduğunu söylüyor. Bunların arasında ünlü yazar Stephen King de var. Gerçi 4 saat kadar sonra o da Laurel duymaya başladığını itiraf etti. Bu konu o kadar büyüdü ki düşünün, Beyaz Saray bile konuyla ilgili video yayınladı. So clearly Laurel. It's clearly Yanny. Yanny, definitely Yanny. Peki Donald Trump ne dese beğenirsiniz? I hear Covfefe. Kendisi eski bir iş adamı ve şu anda da usta bir politikacı olduğu için kötü bir espriyle karışarak algı yönetimi yapmaya çalışmış. Konunun özü de bu aslında. Algılarımız. Ne söylendiği değil, bizim ne duyduğumuz. Yeni ve Laurel tartışmasına yol açan şey işitsel bir illüzyon. Hani sihirbaz da diyoruz ama gerçekte illüzyonistler yapar ya böyle, göz yanılgılarımızı kullanarak bizi şaşırtmaya çalışırlar. İşte onun gibi bir şey. Birkaç yıl önce bir elbisenin rengiyle ilgili de böyle bir tartışma yaşanmıştı. Sahi bu elbisenin rengi ne? Mavi siyah mı? Altın rengi ve beyaz mı?
İşte böyle optik illüzyonlar gibi işitsel illüzyonlar da var. Bunu bilimsel olarak insan kulağının duyabildiği ses frekanslarıyla izah edebiliriz. Şimdi ben bu ses dosyasını Audition programında açıp size bir şeyler göstermek istiyorum. Audition, Photoshop'a benzeyen bir program. Photoshop nasıl görsellerin belli bir bölümünü seçip onun üzerinde değişiklikler yapmamıza izin veriyorsa, ses dosyaları üzerinde de Audition aynı şeyleri yapıyor. Adobe'de çalıştığım dönemde bununla ilgili çok eğitimler vermiştim. Eğer o eğitimlerden bir tanesine katılan varsa lütfen yorumlar bölümünde kendisini hatırlatsın. Normalde ses dosyalarını bu şekilde görüyoruz. Aynı ses dosyasının spektral gösterimine baktığımızda ise çok daha fazla şey görmeye başlıyoruz. Bunlar ses frekansları. Dikkatli bakarsanız eğer belli yerlerde renklerin sarıya doğru açıklaşmaya başladığını fark edeceksiniz. Bunlara formant frekanslar deniyor. Formant. Konuşurken kullandığımız ünlü harflerin yani A, E, I, I gibi sesli harflerin fonetik özelliğini belirleyen ve biçimlendiren frekanslar bunlar. Bu konuları merak ediyorsanız eğer Ufuk Önen'in yazdığı çok güzel bir makale var. Formant frekanslar ve pitch shifting başlığı altında. Onu okumanızı tavsiye ederim. Bakın burada bir konuşma sesinin dalgalarını görüyoruz ve biz konuşurken bir ünlü harfi seslendirebilmek için 4 ila 6 arasında formant frekansta ses üretiyoruz. Ama karşı tarafın bu söylediğimizi anlayabilmesi için sadece 3 frekans yeterli. Yani biz 4 ila 6 ses çıkartıyoruz, işiten sadece 3 tanesiyle anlam çıkartıyor. 3'ünü duyan anladığını zannediyor. İşte genelleme yapınca da böyle hatalara düşülebiliyor. Çünkü bu görseldeki yüksek ses frekanslarını silersek Laurel daha iyi duyuluyor. Laurel. Alçak ses frekanslarını silersek yukarıda sadece 3 formant frekans kalıyor ve bu da bizi yanıltıyor. Yeni işitilmeye başlanıyor. Minnesota Üniversitesi'nden işitme bilimleri profesörü Benjamin Manson'a göre konunun açıklaması bu şekilde. İnsanlar yaşlandıkça üst frekansları daha zor duymaya başlıyorlar. Dolayısıyla onların bu sesi Laurel olarak algılama ihtimali daha yüksek diyor. Bu konudaki bir başka görüş de Arizona Üniversitesi'nden gelmiş. Konuşma, dil ve işitme üzerine uzman profesör Brad Story, konunun yaşla değil kayıt kalitesiyle ilgili olduğunu söylemiş. Sosyal medyadaki versiyonun kayıt kalitesi sözlük sitesindekinden çok daha düşük. Oradan cep telefonuyla kaydedilmiş. Dolayısıyla sizin de şu anda gördüğünüz gibi ortam sesleri karışmış. Bakın iki kaydı karşılaştırınca frekanslardaki gürültü çok daha net ortaya çıkıyor. İşte bu dosya üzerinde sadece üst frekansları dinlediğimizde, altları sildiğimizde yenli sesi çok daha kolay işitiliyor. İşin şaşırtıcı taraflarından biri bu iki kelimenin birbirinden çok farklı olması, diğeri de kelimeyi dinleyenlerin duydukları konusunda çok büyük bir özgüvene sahip olmaları. Demek ki neymiş? Her duyduğuna inanma, her fikrini doğru sanma. Çünkü biz insanlar derinlemesine bilgi sahibi olmadan fikir üretmeye çok meraklıyız. Duyduk çok güzel, kendimiz bir şey algıladık. Ama bu algının arkasında yatan şeyi şöyle bir derinlemesine araştıralım. Bütün bu koparılan fırtınanın, curcuranın en azından bize katacağı şey bu bilgelik dersi olsun. Gerçi bu curcuranın kattığı bir şey daha oldu. Literatüre yeni bir kelime eklendi. Laurel kelimesi zaten vardı Vocabulary.com sitesinde. Laurel, defne dalından taç demek. Hani eski böyle Romalılar kafasına Sezar falan takarmış ya. O yüzden bunun stilistik bir versiyonunu özellikle ödül törenlerinin logosu olarak çok görmüşsünüzdür. Yanni diye bir kelime ise bugüne kadar sözlüklerde ya da ansiklopedilerde yoktu. Yanni vardı. Sonu i ile biten. Çok meşhur bir müzisyen, benim de en favori, en sevdiğim müzisyenlerden biri. Bu arada o da dinlemiş bu kaydı ve doğal olarak Yanni olduğunu söylemiş. Dediğim gibi sözlüklerde sonu Y ile biten Yanni kelimesi yoktu. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Bütün bu yaşananlardan sonra yaklaşık 2 gün kadar önce Vocabulary.com sitesi bu kelimeyi de ekledi. Ve tanımını da şöyle yaptı. Yanni en azından 24 saat boyunca tüm internetin dikkatini dağıtabilme kapasitesine sahip bir söz ya da deyim. Yanni kelimesini bıraktığınızda hararetli bir tartışma başlatabilirsiniz. TDK'ya, Türk Dil Kurumu'na bir önerim var. Bu kelimeyi biz de sözlüğümüze ekleyelim ve açıklamasını da şöyle yapalım. Siz ne derseniz deyin. Herkes duymak istediğini duyuyor.